Evet sevgili izleyenler, Sır Dolu Günler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün birbirinden ilginç konularım ve konuklarım var. Yine bildiğiniz üzere dolandırıcılık vakaları, kaynanı bıçaklayanlar, delileri dürtenler, bir sürü hızlı hızlı konularım olacak. Ama programa geçmeden önce çok saygıdeğer hocam Hulusi Alemdar'ı çağırmak istiyorum. Hulusi Hocam, lütfen sizi bekliyorum. Hulusi Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yıldız Hanım. Nasılsınız Hulusi Bey? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizden de iyilik. Bugün yine biliyorsunuz birbirinden farklı dolandırıcılık konuları. Evet ya, bu dolandırıcılık vakaları çok bu dönemde çok arttı. Çok fazla arttı. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Ya, bence diyorum ki yani kalmayın artık. Yani millet birbirini kandırmak için elinden geleni yapıyor. Bir de sosyal medya platformlarında da bu tarz olaylar çok yükseldi maalesef. Zaten bugün işleyeceğiz o konuyu. Aynen öyle. Şimdi ilk dolandırılan mağdurumuz Şeyma Gündoğdu hanımefendiyi çağırıyorum. Evet Şeyma Hanım, sizi bekliyoruz. Şeyma Gündoğdu. Şeyma Gündoğdu, bekliyoruz sizleri. Acıklı hikayesini bugün bizimle paylaşacak. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Şeyma Hanım. Şöyle alalım sizi. Sizi şu ortaya alalım. Evet Şeyma Hanım, şimdi ne yaşadınız, ne oldu, derdiniz nedir, ne yaşadınız bir anlatın bize. Kocam tarafından dolandırıldım. Kocanız tarafından dolandırıldım. Baya resmi nikahlı kocanız. Evet. 10 senelik kocam. 10 senelik kocan dolandırdı mı seni? Dolandırdı. Kız seni nasıl dolandırdı? Nasıl mı dolandırdı? Hı. Ufak ufak dolandırdı. Kendisi köyde yaşıyor. Hı. Köyde yaşarken o bahçede hayvanları var. Bir gün yem alacağım, şunu alacağım. 400, 500, 1 milyar, 10 milyar ala 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 beni bitirdi. Seni bitirdi. Önce sen peki kendin mi verdin paraları? Tabii ki kocam olduğu için kendim verdim. Güvendin, verdin. Güvendim, verdim. Peki Şeyma Hanım, kendim verdiniz diyorsunuz. Kocanızın hiçbir yani parası yoktu. Kendi kazanmıyor muydu? Ama böyle yetmiyor diyordu. Hocam yetmiyor diyordu yani. Peki senin kocanın evi var mı? Kocamın evi köyde. Bir haftada 2-3 kere gidip geliyorum. Ama ben şehir hayatına alışkınım. Peki emin misin hani senin kocanın evi var mı? Var. Peki, var. Peki Yıldız Hanım, şöyle bir soru soracağım Şeyma Hanım'a. Şeyma Hanım, siz ne işle meşgulsünüz? Ha ben emekliyim. Yani yıllardır hiç evlenmedim. Evlenmedim. Parayı bankaya koydum. Altın dolar aldım. 1 trilyon etti. Tabii ki ben kendim en sonunda bir şekilde hep diyorlar evlen. Ay nasıl evleneyim? Ben de bir TikTok'a girdim. Ha TikTok'tan mı buldunuz eşinizi? Evet. Nasıl oluyor bu işler? Bize biraz anlatır mısınız? Ay anlatayım. Bir gece aklıma takıldı. Ya dedim TikTok'tan da koca bulamıyorum. Hı hı. Ne yapsam da koca bulsam? Yayınları bastım. Yani siz sosyal medyadan kendinize koca aradınız. Aynen öyle. Siz sosyal medya fenomeni misiniz? Aynen, peki? Aynen, fenomenim ben. Evet, TikTok'ta fenomenmiş hocam. Aynen. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Peki Şeyma Hanım, bu işlerde para var mı? Tabii ki var. Kamera arkasında para var aslında TikTok'ta. Bunu bilemiyorsun. Sponsorluk vesaire durumları yok, mı söz yok, konusu? Yok, mümkün değil. Hmm. Önce biraz mesela ayıcıklar, mayıcıklar atıyorlar. Sonra diyorsun ki kamera arkasına geçin. Ama şöyle bir şey diyorlar şimdi burada mesajlarda görüyorum. Bol bol yatılıyormuşsunuz. Evet. TikTok'ta. Ben görkemli şato gönderenleri gördüm. Size hiç görkemli şato geldi mi? Ne şatolar, ne şatolar. Yani ayıcık dediniz. Orada bir şu anda seyircimiz yazmış. Yazmış mı? Yani ayıcık da bizi kandıramaz diye. Evet, görkemli şato yani attık şimdi biz. Önce bir ayıcık atıyor, sonra çatı atıyor, kamera arkasında da görüşme yapıyoruz. Yani öpücükler. Niye sayarsınız? Evet, bir dakika, Rezi'den arkadaşlarım şimdi bana uyarı da bulunuyorlar. Sizi dolandıran kocanız Hasan Ali Bey şu anda stüdyomuzda. Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Allah belasını versin. Şimdi kocam diyor ama bence bir resmiyeti yokmuş bunun. Hayır var ya. Var mı? Evlendiniz mi? Evet misiniz? Kaydı, senin nikahın var mı? Var. Senin kocanın nikahı var mı? Var kız, kimliğim. Ya kimliğimi unuttum. Allah bir izleyicimiz Allah yazmış demiş ki aralarında dost hayatı yaşıyorlar. Hayır. Dost mu? Hayır.
acaba? Emin mi? Eminsin. Elinde belgen var mı? Var, yazıyor, evli yazıyor. Acaba evrakta sahtecilik de var mı hocam bu işin içinde? Mümkünse saygıdeğer seyircilerimize sunuyorum. Bakın nasıl? Arkadaşlar böyle şeylerde biliyorsunuz yolsuzluklar oluyor. Mümkünse hani bilmediğiniz konularda burayı yanlış aksettirmeyelim. Evet, yani evli misiniz değil misiniz? Senin kocanın nikahı var mı yok mu? Var hanımefendi. Var. Var. Peki, var. Tamam. O zaman biz bir Hasan Ali Bey'i çağıralım. Hasan Ali Bey bir anlatsın. Evet, karşınızda Hasan Ali Yanbatan. Evet. Hasan merhaba, Ali Bey hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba. Evet. Hasan Ali Bey. Ya ne yapıyorsun be? Bir dakika hanımefendi, burada yayında lütfen birbirinize karşı saygılı olun. Ben önce Hasan Ali Bey'i dinleyeceğim sizi dinlediğim gibi. Sonrasında size tekrar söz vereceğim. Hasan Ali Bey, durum nedir? Eşiniz Şeyime Gündoğdu be, hanımefendi kendi sizin dolandırıldığını itaf... konuşamadım. Sizin dolandırıldığını söylüyor. Valla yalan söylüyor bu ya. Ben bunu niye dolandırayım ben bunu? Ben bunu niye dolandırayım ben? Şeyma Hanım lütfen biraz, evet lütfen biraz sakin olur musunuz? Hasan Ali Bey. Evet. Bir seyircimiz yazmış. Ne yazmış? Aralarında resmi nikah yok. Yok. İman nikahlı dost hayatı yaşıyorlar demiş. Bak şimdi hocam. Yani şöyle bir durum var. Ben buna nikah yaptım. Yaptın. Yani yaptım. Peki başka bir şey sormak istiyorum ben. Sizin soyadınız farklı. Şeyma Hanım'ın soyadı farklı. Bu nasıl oluyor peki? Şimdi yani. Yıldız Hanımcığım şöyle bir durum var. Hani şimdi yeni dönemde evlendiği zaman nikahlı kocanın soyadı değil de kendi soyadını da kullanabiliyor ya. Hocam biliyor mu bunu? Evet. Ben bunu dedim ki. Peki ben, o zaman şöyle bir şey diyeceğim. Pardon lafınızı kesiyorum. Şeyma Hanım TikToker olduğu için Şeyime Gündoğdu, Şeyime Gündoğdu. Evet. Vallahi oradan değiştirmek istemedi. Vallahi. Aynen. Neresine doğdu artık biz de bilmiyoruz. Onu ben de bilmiyorum da. Peki bu konuyu sizden dinleyelim. Biz Şeyma Hanım'dan dinledik. Şimdi TikTok diye bir sosyal medya mecrası var biliyorsunuz evet, sizde. Evet. Arada ben de böyle arkadaşlar peki var. Peki sizin nikiniz neydi Hasan Ali Bey? Benim nikim. Benim nikim Yalnız Adam Kayar'dı. Yalnız Adam Kayar evet güzel. Yalnız nikim. Adam Kayar'dı. Evet. Şimdi böyle açtım arkadaşların önerisiyle dediler ya yap bir şeyler dediler asam dediler ya bakarsın dediler böyle güzel hoş alımlı bir hanımefendi denk gelir sen de bekar adamsın evlenir yuva kurarsın. Bir gece açtım böyle öylesine bakıyordum. Videolara falan bakarken abi Şeyme'nin videosu denk geldi peki, ona. Peki etkilendin mi Hasan Ali'ciğim Şeyme'nin videolarında? Evet çok etkilendim. Böyle dans ediyor, mans ediyor, güzel sözler söylüyor, hoş tatlı tebessümler yapıyor. Dedim ki dur bakayım dedim ben şuna bir arkadaşlık göndereyim. Ne yapacak bakalım dedim. Gönderdim takip midir arkadaşlık ona bastım. Evet. Şimdi ben daha acemiyim ilk gece daha. Sonra? Mesaj mı yazdınız? Yok şimdi İlk mesajı kim yazdı? Yalan söyleme. İlk yalan mesaj söyleme. Şimdi, ilk mesajı sen yazdın. Bak şimdi şey, yalan söyleme. Şeyime bir dur bakayım be ya. Bir dakika bir dakika. Ben şimdi bunu takip ettim. Nasıl takip yalan? Ettikten sonra hemen yalan selam hocam, yazmış yalan bana. Yalan? Evet. Selam ben, selamı kim yazdı önce? Şeyime Hanım yazdı. Şeyime Hanım yazdı. Ya, evet. Hocam hocam. Benim, hayır benim, hayır. Beni takip ediyorum dedi. Ben dedim tamam. Şeyime Hanım siz konuşurken biz sizi kesmek. Evet dinledik. Bir saniye. Para mı der sen? Evet. Para ya, mı der? Allah'ım yarabbim. Para mı der? Para mı? Bir para mı? Ya bak şimdi. Bir sakin. Böyle yaparsanız evet. Sizi mümkünse. Ama ben şey burada bir acıklı bir hikaye daha seziyorum. Evet. Doğru mu seziyorum acaba? Doğru seziyorum tabii ya. Evet. Ben sizi dinlemek istiyorum. Ne oldu? Nasıl oldu? Çünkü hesabınıza geçen bir buçuk trilyon var. Ah! O para vallahi billahi nerede ben de bilmiyorum. Biz hesapladık Şeyma Hanım'la kalem kalem rejideki arkadaşlarımız hesapladı. Şimdi, İlk başta 650 dolar istemiş. Şimdi bu konuya gelmeden önce Hasan Ali Bey. Buyurun hocam. Siz ne iş yaparsınız? Vallahi evet, ben köyde yaşıyordum. Çünkü Şeyma Hanım'ın dediğine göre hep para istiyormuşsunuz. Hep para istiyormuşsunuz. Anladım hocam bak şimdi ben köyde yaşıyordum. Köyde benim bir 3 dönüm kadar bir tarlam var. O tarlanın içine küçük bir konteyner oturttum ben. Oraya koydum kendimi. Prefabrik tarzı evet. Bir şey hocam. 3-5 tane dici aldım böyle civciv. Sen bilirsin onu belki. Tavuk yok tavuk işte. Ondan ben yumurta yapıyordum. Gidiyordum ilçede, köyde taze yumurtalarımı satıyordum. Sonra... Yalan mı söylüyor kız? Yalan. Yalan. Peki şunu soracağım. Siz
Şeyma Hanım'dan etkilendiniz, evlendiniz. Evet, sonra dedim ben işte selam yazdı bana. Ben de dedim selam, sen beni takip ediyorsun dedi. Hayırdır, ben dedim vallahi hoş kadınsın, güzel kadınsın. Ben de dedim bekarım. Bunları yazdı mı, doğru mu? Hayır be, hayır be. Vallahi işte. Hayır, hayır, lafınızı kesiyorum. Şeyma Hanım. Şimdi şöyle Şeyma bir şey olmadı mı? Hocam ne diyor bak, hocam bir dakika, bir dakika. Yapmayalım. Önce bu bana mesaj attı. Tamam. Senden çok etkileniyorum dedi. Ben de o arada evlenmek için bir koca arıyordum. Etkilenmez miydim? Canı çıktı ya. Koca arıyordum. Evet. Kocayı buldum. Buldum ama o kadar ama çok mesajlar yazıyor ki. Peki neyinden etkilendin bu? Bu evet, çok yakışıklı. Harika. Hala yakışıklı. Bozulmamış. Allah'ım. Peki yani acaba durumu çözsek ya. Biz tekrar birlikte olur musunuz? Tabii. Yakışıklı aa, yani. Burada da bir başka durumlar da söz konusu. O zaman siz gerçekten Hasan Ali Bey'i seviyorsunuz. Ya tabii ki seviyorum. Ama niye şu anda mesela itham ediyorsun o lafla? Ama neden öyle itham ediyorum biliyor musun? Benim gibi 3 kişiyi dolandırmış. Yalan be ya. Nerede 3 kişi? Ben bir tek seni tanıyorum. Hadi ya. Yalan söyleme. Bakın. 3 kişi diyor yalan söylüyorum. Ya Şeyma Hanım. Çekil ya. Çekil ya. Sizi dışarıya almak zorunda kalacağım. Sağ olun. Evet ya. Evet. Geçen arkadaşlar bir dakika. Size mutlaka gelecek haberler. Bir saniye. Bir dakika. Rejiden arkadaşlarım diyorlar ki eğer Şeyma Hanım bu şekilde devam ederse biz yayından almak zorundayız dediler. Lütfen ben Hasan Ali Bey'i dinlemek istiyorum. Çünkü rejiden Mehmet arkadaşıma siz bir bilgi vermişsiniz. Mehmet özellikle beni uyardı. O konuyla ilgili bir anlatır mısınız bize? Vallahi şimdi şöyle oldu Yıldız Hanım. Vallahi biz bununla evlendikten sonra ben yine TikTok'u devam ettim. Ben bundan para aldım, almadım değil mi? İnkar etmiyorum. Evet aldınız. Yani, ne kadar aldınız peki Hasan Ali Bey? Ya dediğim gibi ben şimdi ilk etapta bir 600 lira kadar istedim ben bunu. 600 bin liraya kadar gönderdi bana bu. Ya, evet. Sonuçta siz bir eşsiniz. Eşsiniz. Yani, ya şimdi hocam şöyle. Biz aranızda 3'ün 5'i zaten lafı oldu. Evlenmeden önce aldım ben o 600 lirayı. Tamam. 600 evet. Lirayı. Sonra dedim ki bak ben burada güzel bir çiftlik kurmak istiyorum. Gel dedim bu çiftliği kuralım. Hayatımızı da birleştirelim. Evlenelim evet. Senden. Tamam. Ve dedim güzel bir şöyle dedim tavuk çiftliği açarız dedim. Ne güzel senin ne konumuna yaptın. Evet. Ama yani, öğreni ben eskiyle şeyden başka yerde yaşayamam. İkimiz dedim hayatımızı kuralım. Farklı dünyalarım var. Ama ben dedim yaşamazsan yaşama çiftliği kuralım. Oraya dedim müdür de gelir genel müdür her şeyini peki, koyacağım. Peki şu an o çiftliğe ne oldu Hasan Ali Bey? Vallahi çiftlik ne oldu yalan oldu efendim o. Peki yani ben anlayamıyorum bu kadar paralar yüklenilmiş. Hocam siz anlayabiliyor musunuz? Hocam, bir çiftlik var ama çiftlik şimdi, yok. İşte bakın ben anlatıyorum hocam müsaade ederseniz. Bir seyircimiz yazmış ki. Ne yazmış hocam? Şeyma Hanım'la evet. Hasan Ali Bey çiftlik derdine birbirine geldi. Birbirine mi girdi? Evet. Çiftlik evet. Derdini. Evet. Ya benim trilyonlarım var ne çiftliği ya Allah peki, aşkına. Peki trilyonlarımız hocam. Kaldı mı? Kalmadı mı? Yedisini söndürdü ya. Evet. Yani. Şu anda ya peki Hasan Ali Bey siz bu çiftliği ne yaptınız? Bu çiftlik ne oldu? Ne durumda? Kimin üstünde şu anlatacağım an? Anlatacağım şimdi bakın anlatacağım. Bir seyircimiz yazmış ki. Ne yazmış? Şeyma Hanım sizi çiftlikte bir başka bayanla yakaladı. Bastın. Bakın ya şimdi işte. O benim sekreterim de aslında bu yanlış anladım. Bak. Yaz kızım yani. Yani. Ya yaz kızım yaz falan kızım. Yok ben şimdi orada benim sekreterim vardı. Ya kapıdasına bastım ya. Yatakta yatak olası sen bir yatağın içinde soyluk olarak bastım ya. Yanlış lütfen anladım. Lütfen hanımefendi yayın sıralarına. Evet burada sesinizi bakın ben alıyorum. Bakın şimdi ben bir anlatayım. Şunu bir sustursan evet. Ben anlatacağım. Ben onun mikrofonunu aldım evet şu an. Şimdi Yıldız Hanım diyorum şöyle oldu. Biz fabrikamızda kurduğumuz çiftliğimizde fabrikamızda bir tane sekreterimiz vardı. Evlendi dedi ki Hasan Bey dedi ben de evleneceğim. Ben de işi bırakmak istiyorum. Dedim tamam kızım ne lazımsa sana yardımcı olalım. Biz tamam. De hani çalışanımız sonuçta. Bu sekreterinizin ismi ne? Sekreterimizin ismi Ayşegül'dü o. Onu evlendirdim ben. Evlendirdim. Geldi düğününü yaptık güzelce. Tazminatını o gitti. Ondan sonra ben bir tane papatya diye bir tane şey aldım yine. Sekreter aldım. Evet. Güzel alımlı bir hanımefendi sarışın evet. Bir hanımefendiydi. Aradan bir zaman geçti. Biz tabii bununla evlendik. İşte bir çiftliğimizi kurduk yaklaşık. Siz bundan... Papatya Hanım'ı tanıyor musunuz? Yani ben şöyle... İsmini mi duydunuz ismini sadece? İsmini duydum da telefonda o kadar mesajlarını gördüm ki. Aklınız evet. Hayaliniz duruyor. Sonra oldu. Yani anlatayım ben size. Sonradan ne oldu? Bakın Yıldız Hanım ben de çok pis pasa baktım. Bastım bir şey ama neye papata bastım ben de. Ondan evet. Sonra biz bu papatya hanımcığımla böyle bir... Sekreter... Oraya girmeden önce bir kelime söylemek istiyorum.
sizin paranızı ne güzel değerlendirmiş. Değerlendirmiş. Çiftliğini kurmuş. Evet. Ve fabrikasını yapmış. Sonuçta bu fabrikada kazanılan para size geri... Bana geri dönmedi. Ne fabrikası kurmuş onu sordunuz mu beyefendiye? Civciv işte. Hayır, ne civciv. Bunlar yayın kurallarına aykırı. Evet, şimdi yine rejiden arkadaşlarım uyarıyorlar. Papatya 5 kaynak hanımefendi. Evet, evet. Papatya 5 kaynak hanımefendi şu an stüdyomuzda. Ben kendisini çağırıyorum. Evet Papatya Hanım, lütfen sizi bekliyorum. Bakın Papatya Hanım sonuçta sekreteriymiş. Dur bakalım neler çıkacak daha. Evet Papatya Hanım geldi. Evet Papatya Hanım, sizi alayım buraya. Papatya Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Siz Hasan Ali Bey'in şirketinde mi çalışıyordunuz hanımefendi? Hayır, ben tanımıyorum onu. Yalan söylüyor Hasan Ali Bey. Nasıl tanımıyorum be ya, sen benim mahvettin sen beni şirketi. Tanımıyorum be. Nerede tanıyayım seni? İşte baba, Allah çirkin bu çirkin. Allah Allah. Kim beni yaptın? Nerede tanıyayım seni? Bir saniye. Papatya Hanım, mümkünse bağırmadan konuşmak evet, tabii lütfen. Ki. Düzgünce itham edelim birbirimize. Evet. Şimdi siz madem bu Hasan Ali Bey'i tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Ama o sizi tanıdığını... Sizi tanıdığını iddia ediyor. Kanıtlasın da varayım. Yalan söylüyorum ya. Bütün kamera kayıtlarımı açtım. Tamam, getir ben açtırırsın. Evet, bir dakika sevgili izleyenler. Lütfen ihbar hatlarımıza Papatya Hanım'ın Hasan Ali Bey'in yanında çalıştığını biliyor iseniz... Fotoğrafları bekliyoruz. Çünkü Papatya Hanım kendisinin yanında çalışmadığını iddia ediyor. Mesaj da yazalım. Mesaj da yazabilirsiniz. Bize görüntüleri de atabilirsiniz. Burada farklı durumlar da söz konusu olabiliyor. Papatya Hanım siz ne iş yaparsınız? Ne yaparsınız? Biraz kendinizden bahsedeyim. Ben Hasan Ali Bey. Şeyime Gündoğdu Hanım. Lütfen. Evet. Önce bir Papatya Hanım'ı bir dinleyelim. Durum nedir? Çözeceğiz. Ben çalışmıyorum. Param var. Yiyorum, içiyorum, geziyorum. Ben paranız ne alayım var. Şimdi? Paranız var peki. Hasan Ali Bey'in parası mıdır bu? Hayır. Kendi param. Şahsı param. Mesela evet. Geçirmiş neyin var neyin yok be ya. Yalan söylüyor. Hayır. Yok. Eski kocamdan kalan param. Hadi oradan be. Sen bekar mı lan? Hayır. Nereden çıkardın? Nereden çıkardın? Oradan be. Sessizlik. Evet. Biraz sessiz. Anlat şimdi, bakalım yalanları. Şöyle bir şey diyeceğim. Papatya Hanım. Efendim. Hasan Ali Bey'le konuşurken gülüyorsunuz. Neden acaba? İnkar ediyorum. Lan yalan söylüyorum. İnkar kendi ağzıyla yapıyorum. İnkar ediyorum dedi ya. Kendi ağzıyla yapıyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Burada bence en mağdur olan Şeyime Gündoğdu hanımefendi. Ben şu anda kabul etmiyorum. Kusura bakmayın. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Tanıyor musunuz kendisini? Ya, sen beni tanır mısın? Tanıyorum tabii ki. Beni nereden tanıyorsun? Ben telefondan tanıyorum mesajlarından. Onu hatta gizlice çektim duruyor. Tabii. Size verdim de bakabilirsiniz. Evet Şeyma Hanım bazı bir takım şeyleri atmış bize mesajları. Tamam da yayına bana aitti. Benim üstünden başka isim yok. Dur. Şimdi Şeyma Hanım. Siz bize göstermişsiniz ama burada yüzü tam... Belli değil. Yüzü tam belli ama kapalı. Yüzünü zaten arkası dönük saçlar. Artık mesajlarında zaten yüzü gözükmeyecek. Kanın arkasından mı kalmış her veya yüzü görürsün? Arkasından belli olmayacağından dolayı. Ses kayıtları da var hocam. Tamam da bana verme. Ama şimdi ben... o nereli değil? Bir dakika. Rejiden arkadaşlarım yine bir uyarı yapıyorlar. Papatya Hanım'ın da bir erkek kardeşi varmış. Evet. Levent Bey. Doğru mudur? Evet. Levent Bey diyor ki yalan söylüyor Hasan Ali Bey, benim ablam benim yanımda çalışıyor diyor. Doğru mu? Doğrudur. Ne yapar senin? Söyle bakalım o Levent ne iş yapıyor be ya? Levent ne iş yapacak? Çalışır. Ne iş yapar? Benim yanımda çalışmıyor diyor. Ama emekli oldum. Yattım. Artık bir şey var. Levent Bey'in fabrikasında çalışıyormuş hanımefendi. Ama işlere gitmiyormuş. Gitmiyorum, hayır, ben yatıyorum. Ki, bakın. Hocam, kardeşimin marketi yani. Az önce dedi ki ben baba parası yiyorum. Hayır baba demedi. Koca parasını yedim. Rahmetli kocacığım öldü. Biliyorum artık. Rahmetli kocacığım öldü. Burada bir karışıklık var hocam. Bu işi çözmemiz lazım.
Şimdi burada ben öncelikle Papatya Hanım'a biraz daha söz vermek istiyorum. Şimdi siz Hasan Ali Bey'i tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Hiç görmediniz daha önce. Hiçbir şekilde de irtibatınız var. Asla yoktur. Evet, Şeyma Hanım'ı da tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Onu hiç bilmeyin. Lafa girmek istiyorum. Özür dilerim. Hasan Ali Bey'i tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Ya. Şeyma Hanım'ı tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Neden geldiniz bu programa? Benim adımı kullanırlar. Neçin benim adımı kullanırsınız? Evet, doğru. Söz hakkı doğmuş hocam. O yüzden çağırdı arkadaşlar. Adımı neçin kullanır? Kanıtlayacak mı? Kanıtlamaya lazım. Kanıtlamadığı sürece de bir şekilde yapamazlar. Hasan Ali Bey'i. Efendim. Uşkurga sahip çıkıyor. Hasan Ali Bey. Dur. Hocam buyurma ya. Hasan Ali Bey'i tanımıyorsun. Adını tanımıyorsun. Tanımıyorum. Ve seni suçluyorlar. Dava da açma hakkın doğuyor. Açacağım oradan. Çıktığı zaman dava açacağım. Şimdi hemen yine bir son dakika haberi aldım. Hasan Ali Bey ile Papatya Hanım'ın beraber olduğuna dair resimler elimize ulaştı. Evet, şimdi veriyorum ekrana. Bakın şurada, tam şu köşede. Evet. Bakın şurada gördünüz. Bak gördüm. Hayır. Evet. Benden mi? Evet. Hatta sen kendin bile bak. Evet. Hasan Ali Bey ile tanıştığınız çıktı Papatya Hanım. Artık daha fazla yalan söylemeyin. Papatya Hanım. Efendim. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Diyorsun ki Hasan Ali Bey'i tanımıyorum. Tanımıyorum. Hadi Şeyma Hanım'ı tanımıyorsun. Tanımıyorum. Hasan Ali Bey'de fotoğrafınız var. Montaj olmadığını malum. Evet, zaten montaj değil. Hiçbir fotoğrafı ya da ne bileyim bir ses şeyini inceletmeden direkt ekrana vermeyiz. Kusura bakmayın, o montajdır. Ben inanmam. Sayın izleyicilerim, siz görmüyorsunuz ama biz şu anda ekranda görüyoruz. Evet, ekranda görüyoruz. Biz zaten ekrana koyacağız yan köşede, şu taraflarda bir yerlerde olacak. Kusura bakma, onlar ettiler, montaj yaptılar, bir şeyler ettiler. Ben de kendilerim var. Kusura bakmayın. Peki şu anda inanmam dediğiniz şey gerçekten. Size dava açacağım. Valla aynen öyle. Çünkü dava konusunda hocam size yardımcı olabilir. Kendisi bu konuda hocam. Ben eşimden, rahmetli eşim öldükten sonra ben kardeşimin ofisine gitmiyorum ama orada bakıyorum. Şu anda şöyle bir... Hasan Ali Bey lütfen. Hocam buyurun. Sizi çıkartacağım. Bu saldırıyor hocam. Onları saldırıyor. Buyurun. Evet, ben en son... Deli yaparım. Artık yayını bağlamak zorundayım arkadaşlar çünkü kapanıyor. Şimdi... Son kez tekrar Hasan Ali Bey'e söylüyorum. Hasan Ali Bey de bu durumda mağdur edilmiş. Fabrikası gitmiş elinden. Şeyma Hanım'la beraber aslında normalde mutlu bir evlilikleri de varmış. Evet, fakat Papatya Hanım tarafından dolandırıcı kelimesini de kullanmak istemiyorum ama çarptı durum, ya. Durum böyle gözüküyor sevgili izleyenler. O yüzden burada da farklı durumlar söz konusu. Bak, hocam, çay içmeye mi göndereyim? Evet. Ne yapayım? Vallahi bilmiyorum. Başka programa mı bağladık? Hocam, avukatlık falan vermiyorum. Sen beni kandırırsın valla. İyi de Şeyma Hanım, şu anda benim hiçbir kafa atmıyor. Çok tehlikeli yarabbim. Şu anda benim o. Az önce benim kocam da biliyor. Şeyma Hanım, pardon bak, bana bir konuşma hakkı verirseniz. Hanımefendi kendisi elimi tuttu. Göz kaç işareti yaptı. Yani hocam siz etkilendiniz mi bu durumdan? Baksana hala emmiyor. Neyse yani ben bu şartlar altında yayınımı yapamayacağım sevgili izleyenler. Bir sonraki gün görüşeceğim ama Papatya ile ilgili olarak ihbarlarınızı bekliyoruz. Yazık Hasan Ali ve Şeyme çok mağdurlar. Lütfen onlara da yardım edin. Sizlerden yardımlarınızı bekliyorlar. Sevgili seyircilerimiz lütfen... beyefendiyi tanıyan, Papatya'yı tanıyan lütfen telefonlara saldırın. Lütfen şahit istiyorlar burada. İspat istiyorlar. Ben bir trilyon alayım. Evet. Bir trilyon al. Tamamdır. Ben yayını kapatıyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi